Evet, başlayalım arkadaşlar. Değerli basın mensupları, Şubat ayının ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısını yapıyoruz. Kurulumuzun gündeminde Suriye ve İdlib'de dün yaşanan gelişmeler, milletçe canımızı yakan Elazığ ve Malatya illerimizdeki deprem, tek adam rejimine geçilmesiyle birlikte belirginleşen kurumlardaki çözülme, ve giderek bu çerçevede büyüyen Kızılay skandalı, ve cilalı resmi rakamların bile üstünü örtemediği ekonomik kriz vardı. Değerli basın mensupları, bu sabah çok acı bir haberle uyandık. Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısında 6 şehidimiz var. Çok sayıda askerimizin de yaralandığı haberini aldık. Acımız gerçekten çok büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Aslında koordinatları önceden bildirilmiş, yeri belli konvoyumuza yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz, şiddetle kınıyoruz, kabul edilemez buluyoruz. İdlib ve Suriye meselesinin Türkiye'nin yumuşak karnı haline geldiğini çok uzun süredir ifade ediyoruz. İşlerin bu boyutlara gelebileceği konusunda çeşitli defalar, çeşitli basın toplantılarında sizlerle birlikte bir takım uyarıları yapmıştık. Bu konuda biz haklı çıktık demeyi hiç sevmiyoruz. Ama bu artan tansiyon ve kaos içinde şimdi her zamankinden daha fazla sağduyuya, birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Askerlerimizin güvenliğini sağlayacak ve Suriye'den gelecek bir sığınmacı akınını engelleyecek tedbirleri bir an önce almalıyız. Değerli basın mensupları, Genel Başkanımız geçtiğimiz cuma ve cumartesi günlerinde deprem bölgesine geçmiş olsun ve taziye ziyaretlerinde bulundu. Muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yaptı. Vatandaşlarımızın dertlerini ilk ağızdan dinledi. Depremin üzerinden 10 gün geçti. Depremde hayatını kaybeden 41 yurttaşımıza burada bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Kayıplarımızın yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi tekrarlıyoruz. Yaşanan depremin acılarını bölgedeki kara kış ne yazık ki bir kat daha arttırıyor. Çadırlarda yaşayan yurttaşlarımız ciddi sıkıntı çekiyor. Özellikle Elazığ'da sıkıntılar çok büyük. Hafta sonu Genel Başkanımız açıkladı. Elazığ'ın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın talebi de bu yönde. Parti olarak bizim bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş bir önergemiz var. Ama her ne hikmetse buna ilk tepki Sayın Bahçeli'den geldi. Aslında biz burada vatandaşlarımızın taleplerini dile getirmekten başka bir şey yapmıyoruz. Bu bizim kendi talebimiz de değil. Ancak iktidar partisinin kendisi veya ortağı TBMM'ye bir önerge getirirse de biz bu önergeyi destekleriz. Bunda herhangi bir sorun görmeyiz. Yani karşı tarafı rahatlatacak, karşı tarafa prim verecek diye bir yaklaşımımız burada bu önemli meselede olmaz. Deprem milli bir meseledir değerli basın mensupları. Deprem meselesine partiler üstü yaklaşmak zorundayız. Kuşkusuz milletin milli meselelerinin tartışılacağı, çözüm üretilip tedbir alınacağı ilk adres Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Geçtiğimiz hafta partimizin depremle ilgili verdiği bir önerge, daha önce verilmiş diğer önergeler gibi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedildi. İktidar ne mecliste ne de başka bir yerde deprem tartışılsın istemiyor. Oysa deprem canını aldıklarının partisinin ne olduğunu sormuyor. Evini barkını yıktıklarına Cumhuriyet Halk Partili misin, AK Partili misin, Milliyetçi Hareket Partili misin, İyi Partili misin demiyor. Ama deprem bir şey yapıyor. Zenginle yoksulu maalesef ayırıyor. 260 yıl önce Jean-Jacques Rousseau bu konuyu fark etmiş ve demiş ki depremlerde neden hep yoksullar ölüyor diye bir soru sormuş. Doğru ve haklı bir soru. Neden saraylarda, yalılarda, villalarda oturanlar depremden etkilenmiyor da yoksullar depremlerden sağ çıkamıyor? Neden hep yoksulların evleri başlarına yıkılıyor?
AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş yurttaşlarımızın seçip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdikleri vekiller kimin talimatıyla depremi mecliste tartışmaktan kaçıyorlar? Değerli basın mensupları, vatandaşların ödediği vergilerin hesabını iktidarlardan sorması demokrasilerin olmazsa olmazı, alameti farikasıdır. Biz de geçtiğimiz hafta iktidara deprem için 2004'ten bu yana topladığın 34 milyar lirayı, 34 milyar doları Elazığ ve doların ne kadarını Elazığ ve Malatya için harcadın diye sorduk. Soru çok basit. Depreme hazırlık yapmak için bu illeri depremlerden asgari can kaybıyla çıkması için ne yaptın, ne harcadın? Bu soruyu neden soruyoruz? Çünkü bu vergileri ödeyen milletimiz de merak ediyor. Millet ödediği vergilerin iktidar tarafından nasıl kullanıldığını bilmek istiyor. Tek adam parti devleti rejiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışı. Sayıştay devre dışı ama millet de tek adamın neler yaptığını bilmek istiyor. Biz de milletimiz adına sorduk. Sarayın kibirlisi esti gürledi ama milletin önüne bir bakkal hesabı dahi koyamadı. Topladığımız paranın 5 katını harcadık deyip işi geçiştirmeye kalktı. Olur olmaz her şeye raporlar hazırlayıp bu raporları saraylarda, lüks otellerde gösterişli toplantılar yaparak tanıtanlar şimdi depremde ne yaptıklarını, hangi hazırlıkları yaptıklarını anlatan bir raporu hazırlamaktan kaçıyorlar. Ne istemişiz? Depremde neler yaptınız diye bir rapor. Biz öyle gösterişli, şaşalı toplantılar falan hazırlansın istemiyoruz. İstediğimiz bir rapor. Peki neden bu raporu vermekten kaçıyorlar? Aslında iktidarın bundan kaçmasının, kızgınlığının arkasında iş bilmezliği ve suçluların telaşı var. Elazığ'ın fay hattında ve depreme en hassas bölgelerden birinde olduğu belli değil miydi? Belli. Buradaki fay hattında gerilimin biriktiği belli değil miydi? O da belliydi. Bilim adamları Elazığ depremi için uyarılarda bulunmuş muydu? Evet, bulunmuştu. Daha 2016 yılında önceki dönem milletvekilimiz Sayın Ali Özcan Elazığ'ın en riskli, depreme karşı en riskli illerden biri olduğunu gördü. Ve deprem için tedbir alınsın diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göreve çağırdı. Peki bağıra çağıra gelen bu deprem için 4 yıl önce neden tedbir almadık? Neden bu depreme karşı riskli olan bölgeler depremden önce kentsel dönüşüme tabi tutulmamış? Erdoğan şimdi çıkmış, bölgede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışmasını başlatıyoruz diyor. Arapların meşhur bir sözü vardır. Badel harabül Basra. Yani Basra harap olduktan sonra. Bu lafların hiçbir anlamı yok. Sarayın kibirli adamının aklının başına gelmesi için Elazığ'ın, Malatya'nın harap olması ve 41 vatandaşımızın yaşamını yitirmesi mi gerekiyordu? Değerli basın mensupları. Geçtiğimiz hafta söyledik. Deprem riskini yönetmek ayrıdır. Depremden sonra kriz yönetmek ayrıdır. Bu yönetimin hem deprem riskini hem de depremden sonra kriz yönetmekte çok ciddi sorunları var. Özellikle ilkinde sorunlarımız çok daha büyük. Deprem elbette doğal bir afet. Bizlere ve devleti yönetenlere düşen tedbir almak. Önce tedbir, sonra tevekkül. Bugün tedbiri almayan yarın deprem Allah'tan diyerek sorumluluktan kurtulamaz. Sükse ve rant için hazırlanan çılgın projelerle zaman ve para kaybetmeye artık takatimiz kalmamıştır. Kaybedilen yılların telafisi için elimizdeki her dakikayı, her kuruşu en etkin şekilde kullanmak zorundayız. Artık bu ülkede rant için, sükse için değil, insanlarımızın hayatı için araştırma geliştirme çalışmalarını yapalım. Teknoloji geliştirelim. Malzeme üretelim. Sağlam inşaatlar yapalım. Geçen hafta söylemiştim, bu hafta bir kez daha tekrarlıyorum. Bizim artık uçuk, kaçık, çılgın projelere değil, aklı başında akıllı projelere ihtiyacımız var.
Biz böyle akıllı, insani ve hayati bir projenin detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyumuzla paylaşacağız. Değerli basın mensupları, ülkemizdeki tüm kurumların son 18 yılda nasıl çürütüldüğü, tek adam parti devleti rejimiyle beraber daha iyi gözükmeye başladı. Bu çürümeden Kızılay'ın da nasibini aldığı anlaşılıyor. Bundan tam 152 yıl önce cephedeki askerlerimizin yaralarını sarsın diye kurulan ve bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından adı verilen Kızılay'ın bazı şirketlerin alengirli işlerini saklamak amacıyla paravan gibi kullanıldığı anlaşılıyor. Bu çok ama çok büyük bir skandaldır. Grup başkan vekillerimiz yandaş şirketlerden yandaş vakıflara para aktarılmasında Kızılay'ın paravan olarak kullanılıp kullanılmadığının ve bu yolla devletin vergi kaybına uğratılıp uğratılmadığının araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge verdiler. Yaşanan skandalda büyük tutarsızlıklar ve birçok izaha muhtaç husus var. Bu son olayda Kızılay sadece vergi kaçırmayı peçelemek için mi kullanıldı, yoksa başka şeyleri de peçelemek için mi kullanıldı? 2013'te özelleştirilen Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi 4 Şubat 2016 tarihinde statü değişikliğine giderek gayrimenkul yatırım ortaklığı oluvermiş. Bu neden önemli? Birincisi, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmek oldukça zor. İkincisi, gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğunuz zaman bu faaliyetlerden elde ettiğiniz kazançlar Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.1d maddesine göre istisna, vergiden istisna. Bu ortaklıkların kazançları üzerindeki, bu faaliyetleriyle ilgili kazançları üzerinde vergi yükü yok. Şimdi anlamadığımız nokta şu: bu şirketin iştigal konusu gaz dağıtımı ve boru döşemek. Buna nasıl gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsü veriliyor? Bu statü değişikliğini nasıl yap? Bu statü değişikliği nasıl yapılabildi? Kimler yaptı bunu? Bu statü değişikliğiyle bu şirket önemli vergisel imtiyazlara nasıl kavuştu? Boru döşeyen bir şirkete gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünü vermek için mevzuatın bu kadar esnetilmesinin nedeni nedir? Bu statüyü aldıktan sonra bu şirketin 2017'de vergi matrağı gözükmüyor. Bu esnetme nedeniyle devletin vergi kaybı ne kadardır? Bu imtiyazlı şirket Başkent Gaz Kızılay'a 8 milyon dolarlık şartlı bir bağış yapıyor. Yaptığı bağışın 75 bin dolarını şerefiye payı olarak Kızılay'a sen kullan diyor. Geriye kalan 7 milyon 925 bin doları ise Ensar Vakfı'na yurt yapmak için gönder talimatı veriyor. Çelişkiler, tutarsızlıklar da değerli basın mensupları işte tam bu noktada başlıyor. Gazeteci ve yazar Sayın Muharrem Sarıkaya 8 milyon dolarlık bağışı yapan iş adamına soruyor: bu bağışın TÜRGEV'in New York'taki yurduna gideceğini biliyor muydunuz? İş adamının cevabı hayır. Ama iş adamının sahibi olduğu Başkent Gaz'ın kamuoyuna yaptığı açıklama iş adamını yalanlıyor. Şirket açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'ne eğitim için giden gençlerimiz için devletimizin himayesinde yapılması planlanan ve milletçe gururlanacağımız nitelikte bir yurt yapılması projesinde katkıda bulunmayı milli bir görev addettik diyor. Sonrasında da ekliyor: devletimizin himayesinde gerçekleştirilecek bir projeye devletin hayır kurumu aracılığıyla katkıda bulunulması tercih edilmiştir diyor. Bağış yapan şirket bu paranın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yurda gideceğini biliyorum diyor. Ama şirketin patronu her ne hikmetse ben bunun Amerika'daki yurda gideceğini bilmiyordum diyor. Tabii şirketin ifadesindeki devletimizin himayesindeki ifadesi de oldukça manidar değerli basın mensupları. Bu yurdu Kızılay mı yaptırıyor? Hayır.
buyurdu Türkiye Cumhuriyeti mi yaptırıyor? Hayır. Buyurdu kim yaptırıyor? Çocuk istismarlarıyla adı sıkça anılmış Ensar Vakfı'yla TÜRGEV'in kurduğu Türken Vakfı yaptırıyor. Ensar, TÜRGEV veya Türken Vakfı bu bir devlet kurumu mu? Hayır. Peki bu devlet himayesi lafı nereden çıkıyor? Herhalde TÜRGEV Vakfı'nın yönetiminden. TÜRGEV kimin? Erdoğan ailesinin mensuplarının. Peki Erdoğan ailesinin reisi dışında kimsenin resmi bir devlet görevi var mı? Hayır. Gazeteci haklı olarak bağış yapan iş adamına TÜRGEV'e zaten 31 ev almışsınız. Neden doğrudan TÜRGEV'e yardım yapmadınız diye soruyor. Şirket sahibi cevap vermeyi uygun görmüyorum. Buna cevap vermeyeceğim diyor. Bu şeffaf bir bağış işi ise Kızılay neden paravan olarak kullanılıyor? 8 milyon dolar neden ilkin Kızılay'a, sonra Kızılay'dan Ensar Vakfı'na, Ensar Vakfı'ndan da Türken Vakfı'na gönderiliyor? Şirket neden doğrudan TÜRGEV veya Türken Vakfı'na bağış yapmıyor? Bunları soracak bir cumhuriyet savcısı, bir vergi denetmeni yok mu bu memlekette? Bu arada partimizin Amerika temsilciliği 2016 ve 2017 yıllarında Türken Vakfı'na yapılan yardımları Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın vergi biriminden kalem kalem almış. Oralarda, Amerika'da tabii hesap veren bir devlet var. İstediğiniz zaman bu bilgileri veriyorlar. Son olarak Türken Vakfı'nın 2017 Haziran ile 2018 Haziran arasındaki mali kayıtlarını da dün aldık. Bunların belgelerini sizlere dağıtacağız veya toplantı başlamadan önce dağıtmış olmalıyız. 2017'de Türken Vakfı'na 8 milyon dolar büyüklüğünde bir para transferi 2017 yılında gözükmüyor. Yani Hazine Bakanlığı'nın, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu bilgiler içinde. 2018 yılının Haziran ayına kadar da böyle bir para transferi Türken Vakfı'na yapılmamış. Ne kadar para transferi yapılmış bu dönemde size dağıttığımız belgede var. 1,5 milyon dolar. Manzaraya bakınca insanın aklına sarayda oturan kibirli adamın çok da iyi bildiği şu meşhur tekerleme geliyor. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti kül oldu. Anlaşılan bu 8 milyon dolar da bir yerlerde yandı bitti kül oldu. Dünyanın en pahalı şehirlerinden birinde, dünyanın en lüks semtlerinden birinde, Manhattan'ın göbeğinde adına yurt denilen bu gökdelen saray kime yapılıyor? Burada yoksa birilerinin, vakıfların, şunların bunların paraları mı aklanıp baklanıyor? Özelleştirmeden ucuza kapatılan, ardından da olağan dışı imtiyaz tanınan bir şirket, fakir fukaranın kullandığı doğal gaz fiyatlarında indirim yapmak yerine milletin sırtına yüklediği yüksek gaz faturalarıyla elde ettiği kardan Erdoğan ailesinin vakfına bir sürü dolan başlı yoldan bağış yapıyor. Kızılay da bu işte paravan olarak kullanılıyor. Çok açık söyleyeyim. Kızılay'ın ve devletin üzerinde bu bağış işinin şerefiyesi değil ama şaibesi kalmıştır. Bu pilav daha çok su kaldırır. Dediğim gibi bakalım cesaretli bir cumhuriyet savcısı veya bir denetmen bu skandalın üzerine gidebilecek midir? Bunu hep beraber göreceğiz. Tabii Kızılay denince skandallar bir değil iki değil. Kızılay'da pek çok kurum gibi sarayın arpalığı olmuş. Kızılay Başkanı'nın oğlu genç Kızılay'a yönetici yapılmış. Yetmemiş, TRT World'e işe sokulmuş. Milletin evladı iş bulamadığı için yaşamına kıyarken Kızılay Başkanı genç evladına çifter çifter işler bulmuş. Yetmemiş, stratejist diyerek Suriyelilere ayda 30 bin lira, Suriyeliler ayda 30 bin lira maaşla Kızılay'da işe alınmış. Yine saray sosyetesinin akrabayı talukatı da Kızılay'a doluşmuş. Ne demiş atalarımız? Hasan Dağı arpalıktır eğer saban yürürse. Her derede bir değirmen,
eğer suyu gelirse, her köylüden bir tavuk eğer köylü verirse. Güzel gidiş bu gidiş eğer sonu gelirse. Değerli basın mensupları, damadın arkadaşının başında olduğu TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla ekonominin gerçekleri arasındaki makas giderek açılıyor. Bugün 2020'nin ilk enflasyon rakamı açıklandı. Milletin geçmediği tünele %56 zam yapılırken, doğalgaz, elektrik faturaları cep yakarken makyajlı Ocak enflasyonu %1,35. Her türlü makyaja rağmen 12 aylık enflasyon %12,15 ile çift hanelerdeki seyrini, çift hanelerde kalma ısrarını sürdürüyor. Türkiye dünya enflasyon liginde en yüksek enflasyona sahip 14. ekonomi. Enflasyon liginde birlikte olduğumuz ülkeler arasında Nijerya, Ruanda ve Zambiya'da var. Milletin mutfağındaki yangın her gün biraz daha büyüyor. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla son bir ayda patlıcanın fiyatı %81, Charleston biberin fiyatı %40, dolmalık biberin fiyatı %38, domatesin fiyatı da %37 artmış. Kış aylarındayız ve mandalinanın da yanına yaklaşılamıyor. Mandalinanın fiyatı Ocak'ta %32 artmış. Dediğim gibi bunlar TÜİK'in makyajlı rakamları. Halde patlıcanın kilosu 9 lira 25 kuruş, TÜİK'in marketinde 6 lira 84 kuruş. Charleston'un kilosu 8 lira halde, TÜİK'in marketinde 5 lira 85 kuruş. Hep diyoruz, hep söylüyoruz. TÜİK bu fiyatları nereden topluyorsa, hangi marketlerden alıyorsa, bir açıklasın da millet de gitsin, şu kış günlerinde ucuza sebze meyve yesin. Bu arada milletimizin en çok kullandığı ürünlerin, gıdanın, giyim ayakkabının ve ulaştırmanın tüketim sepeti ve enflasyon sepeti içindeki ağırlığı düşürülmüş. Ne artmış? Alkollü içecekler. Anlaşılan millet dertlerinin çokluğundan, derdinden kendisini alkole vermiş. Mısrak artık çuvala sığmıyor. Gerçekler saklanamıyor. Türkiye daha önce hiç görmediğimiz şiddette bir ekonomik krizi yaşıyor. Bunu sadece bizler söylemiyoruz. Perakende sektöründe 54 yıldır faaliyet gösteren bir iş adamımız Abdullah Kiyılı, bu zamana kadar görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz. Bundan daha büyük kriz görmedik diyor. Saray ise ülkenin ve ekonominin gençlerinden tamamen kopmuş, gerçeklerden tamamen kopmuş, şahlanıyoruz diyor. Hangisi doğru? 2019'da yükselişe geçtik, 2020'de şahlanıyoruz diyorlar ama yabancı yatırımcılar birer birer ülkeden çekip gidiyorlar. İtalyan UniCredit'ten sonra dünyanın en büyük finansal kuruluşlarından olan HSBC'nin de Türkiye'den çıkmaya hazırlandığı söyleniyor. Haberde gerekçe de yer alıyor. Türkiye ekonomisindeki sert dalgalanmalar ve ülkede artan belirsizlik. Şahlanacağız dedikleri 2020'de de ellerini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kasasından çekemiyorlar. Bu yılın ilk ayında 40 milyar lira tutarında kaynağı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan hazineye aktardılar. Parayı da hızla harcadılar. Yetmedi, Ocak ayında 15 milyar dedikleri borçlanma limitini de aştılar. 22 milyar liraya yakın iç borçlanma yaptılar. Ama her nasılsa bu kadar borçlanmaya, bu kadar Merkez Bankası'ndan gelen paralara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ödenek yokluğundan öğrencilere burs paralarını veremedi. Milletin feryatlarına kulak tıkayanlar ekonomi 2020'de şahlanacak deyip yol ve trafik payı adı altında yeni bir vergiyi de getirmeye hazırlanıyorlar. Herhalde yakında vatandaşın yürüdüğü kaldırımdan, soluduğu havadan bile vergi alacaklar. Değerli basın mensupları, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa cevaplayayım. Evet. Nasıl gidelim? Böyle başlayalım. Tamam. Oğuzcan Obus Haber Global. İYİ Parti Genel Başkanı bir çağrıda bulundu. İdlib konusunda meclisi bilgilendirilmesi için olağanüstü ve acil kapalı oturumda bir toplanma çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi bu çağrıya ne cevap verir?
Tabii biz bu çağrıyı olumlu karşılarız. Yani İdlib meselesinin ilk tartışılması gereken yer, bu tartışmanın meşru zemini Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu çerçevede iktidarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerçekleri mecliste gelip anlatması önemlidir. Efendim, İdlib'de bir yandan siviller öldürülüyor, işte bir yandan Mehmetçiğimiz orada ve Sayın Genel Başkan'ın daha önceki açıklamaları var, Suriye'de ve İdlib'de ne işimiz var diye. Bugün İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da İdlib'de ne işimiz var diye bir çağrıda bulundu. Bir değişiklik var mı bununla ilgili, acaba ne gibi değerlendirme yaparsınız, bunu soracağım. Arkadaşlar, bunu biz çok önceden söyledik. Bu yapılmış olsaydı, yani Suriye'de ve İdlib'de ne işimiz var değil de burada gerekli görüşmeleri yapmış olsaydık ve gerekli müzakereleri Suriye yönetimiyle yapmış olsaydık, bugün işlerin bu noktaya gelmesini belki önleyebilirdik. Rusya'yla da aynı şekilde ciddi müzakereler yapılmış olsaydı. Ama ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani orada 6 tane şehidimiz var. Çok ciddi bir saldırı olmuş. Hatta bir konvoyumuza, savaşmayan aslında, bir konvoyumuza saldırı olmuş. Şimdi siz diyorsunuz ki hala burada mısınız? Yani ben bu soruyu provokatif buluyorum, tahrik edici buluyorum. Onun için son derece de üzgünüm. Bu yeri değil bu sorunun yani. Fırat Irmak, Fox Haber. Efendim, Kızılay'a siz değindiniz bağış üzerinden ama Kızılay Başkanı'nın da bir açıklaması vardı. Bu yapılan bağışla ilgili, vergi kaçırmak başka, vergiden kaçınmak başkadır diye. Bu sözü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada yapılan nedir? Bir terim daha var. Peçelemek de daha başkadır. Yani peçelemek de bir vergi terimidir. Vergiden kaçınmak şu. Örneğin benzin üzerindeki vergiyi ödemek istemiyorsunuz. Veya sigara üzerindeki vergiyi ödemek istemiyorsunuz. Sigarayı almazsınız. Böylece kaçınmış olursunuz. Ama kalkıp birilerinin düşük vergi ödemesi için bir bağışı alacaksınız bir yerden, götüreceksiniz bir başka yere vereceksiniz. Kendi bu Kızılay'a yapılan bağışların tamamı vergiden muaf olacak, öbürleri matrağın %5'ine kadar ancak vergiden muaf olacak. Bu tür abidik gubidik işleri yaparsanız bunun adı vergiden kaçınmaktır, bunun cezası da vardır. Bunun adı vergiyi peçelemektir, bunun cezası da vardır. Bir tane daha vardı efendim. Bir de dün de çokça yer almıştı haberlerde. Bu bekçilerle ilgili olan, özellikle de maaşları çok gündeme gelmişti. Örneğin yeni işe başlayan bir öğretmenin 4013 lira aldığı ama lise mezunu bekçinin 5071, üniversite mezunu bekçinin ise 5078 lira bir maaşı söz konusuydu. Bu skalayı, bu şimdi şöyle, yani devlette kimsenin maaşını diğer bir görevliyle karşılaştırmak doğru bir yaklaşım değil. Ama öğretmenlerimizin düşük maaş aldığı bellidir. Aslında bugün tartışılması gereken konu, ülkede vatandaşlarımızın hak ve özgürlükleri bakımından bekçilerin getirilmek istendiği konumdur. Yani bu devlet nedense paralel mekanizmalar yaratmayı, paralel devletçikler yaratmayı çok seviyor. Şimdi polisin yanında yeniden bir bekçi müessesesini paralel polis olarak yaratma, ona verilen tüm yetkileri bekçilere de verme peşinde, esas bunlara odaklanmamız lazım. Bir, iki, baştan beri söylüyoruz, öğretmenlerimizin maaşı çok düşüktür. Bu maaş düşüklüğünü önleyebilmek için öğretmenlerimizi genel memur kapsamından çıkarıp özel bir öğretmen yasası çıkartmak suretiyle öğretmenlerimizin refahını arttırmamız gerekir. Bunu da Sayın Genel Başkanımız geçenlerde zaten eğitimle ilgili bir toplantıda açıkça ifade etmiştir. Evet. Efendim, netleştirmek adına soruyorum. Cumhuriyet Tabii. Halk Partisi Suriye meselesinde yine durduğu yerde mi? Sayın Kılıçdaroğlu Suriye konusunda Esad'la görüşülmesi gerektiğini savunuyordu.
Bu son saldırının ardından Sayın Kılıçdaroğlu ne düşünüyor efendim? Onu merak ederiz. Teşekkür ederim. Biraz önce yaptığım açıklama MYK adına yaptığım bir açıklamadır. Ve açıkçası bugün, dün akşam itibariyle Suriye'de yaşananları ciddi şekilde kınadığımızı ifade ettik. Bu aynı zamanda genel başkanımızın da görüşüdür. Evet. Efendim, bir süredir İSMEK'le eski kadın yöneticilerin, bölge sorumluların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreter yardımcısıyla ilgili suç duyurusu oldu. Kendilerine yönelik ciddi hakaretleri, başörtülerine yönelik. Bu konuda bir değerlendirmeniz var mı? Parti olarak bir incelemeniz oldu mu ya da olacak mı? Biz insanlarımızın kılık kıyafetlerine göre ayrıştırılmasına kesinlikle karşıyız. Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız da söz konusu Genel Sekreter Yardımcısı hakkında gerekli incelemeyi başlattığını açıklamıştır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ulusal Kanal Buse Genç Türk. İki sorum olacak efendim. Birincisi CHP İstanbul Vekili İbrahim Kaboğlu tarafından hazırlanan bir anayasa kitapçığı var ve CHP'nin logosu da var bu kitapçıkta. Kaboğlu'nun bu kitapçık CHP'yi bağlamaz, benim sorumluluğumda açıklaması oldu. Bu CHP'nin onayladığı bir kitapçık mıdır? Şimdi Sayın Kaboğlu'nun hazırlamış olduğu bu kitapçık anayasayla ilgili değil bir kere. 2017'de yapılan değişikliklerden sonra Türkiye'de yasa çıkartma yetkileri konusunda neler olduğunu, neler yapıldığını, nelerin yanlış olduğunun tartışıldığı bir kitap. Dolayısıyla bütün dünyada da tanınan bir anayasa hukukçusu olarak o 2017'den sonra Türkiye'de yaşananları hukuk, yani yasa yapma konusunda yaşananları anlatmış. Kendi de söylüyor. Bunun anayasayla bir ilgisi yok benim çıkarttığım bu kitabın diyor. Nereden, nasıl bulundu da bunun anayasayla ilgisi kuruldu, bunu anlamamız mümkün değil. İkincisi şunu söyleyeyim. Tabii genel başkanımız buna bir ön söz yazmış. Çünkü bir milletvekilimizin hazırlamış olduğu bir rapor. Onun önünde genel başkanımızın da ön sözü var. Benim tavsiyem şu. Lütfen genel başkanımızın yazmış olduğu ön sözü okuyun. Partimizin görüşleri orada var. İkinci sorumu da sorabilir miyim? Şu anayasanın ikinci maddesi de yer alıyor aslında orada. Yalnız orada Türk milleti ve Atatürk milliyetçiliği olmadığını görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok efendim böyle bir şey. Yani Türk milliyetçiliği ve Atatürkçülük anayasanın ikinci... Biz ne diyoruz? Biz neye sahip çıkıyoruz? Anayasanın değiştirilmez maddelerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Evet. Efendim, Suriye konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması oldu. O noktada topçu atışlarıyla bir karşılık verildiğini, 30-35 civarında Suriyelinin etkisi hale getirildiğini ifade etti. Bu noktada atılması gereken adımlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ne düşünür, ne söyler? Yani bir karşılık verildi ama hani akabinde benzer bir karşılığın verilmeye devam edileceği vurgusu da yapılıyor hem iktidardan hem hükümet kanadından. Şimdi AK Parti Genel Başkanı bundan önce yapmış olduğu açıklamada Astana ve Soçi süreçlerinin bittiğini açıklamıştı. Dolayısıyla bugün ortada yepyeni bir durum var. Bu yepyeni durum muacenesinde Türkiye hem sınırlarını hem de askerlerinin yaşamlarını bir an önce güvence altına almak zorundadır. Bunun için gerekli her şey yapılmalıdır. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.